InDesign'da koltuk takımından yemek odasına, duvar ünitelerinden yatak odalarına kadar her zevke hitap eden zengin ürün gruplarıyla dikkat çeken isimler arasındaydı. Kanepeler, koltuk takımları, farklı kombinasyonlara imkan veren modüler köşe grupları. Konfor, estetik ve işlevselliği birleştirdiği zengin koleksiyonuyla dikkat çeken InDesign, tasarım odaklı ürünlerini İMOP fuarında görücüye çıkardı. Şimdi Türkiye'nin birçok noktasında mağazalaşmaya giderek 64 ülkeye ihracat gerçekleştiren firmanın genel müdürü Gürcan Şeker'le birlikteyiz. InDesign aslında çok köklü bir kuruluş. Yaklaşık 30 yıldır İnegöl'de, Bursa İnegöl'de kurulu iki ayrı fabrikasında, 30 bin metrekare kapalı alanda ciddi anlamda bir üretim kapasitesine sahip bir firma. Ev yaşam alanları ile ilgili ahşap mobilyalar ve modern oturma grupları üretiyoruz. Ve bunu yurt içinde birçok kanalla ve yurt dışında 66 ülke ihracatla pazarlıyoruz. Afrika özellikle, Orta Doğu, Türkiye Cumhuriyetleri, bunun dışında Avrupa'da 5-6 tane büyük firma, büyük ülke ile çalışıyoruz. Fuarda elektronik koltuk gruplarıyla dikkat çeken firmanın ürünlerinde pastel renkler ön plana çıkıyor. İnsanları evlerinde rahat ettirmek istiyoruz. Ama bunu yaparken de tüm dünyanın ve Türkiye'nin trendlerini takip etmek zorundayız. Bu sene biraz daha insanlarda pastel renkler ve bir nostalji özlemi olduğunu hissediyoruz. Trend buraya doğru. Şu anda arkamızda gördüğünüz ürünümüz de mesela bu ürünlerden bir tanesi. Ayrıca oturma gruplarında biraz daha teknoloji kullanmaya başladık. Özellikle insanların ses sistemleri, görüntü sistemleri, müzik yayınları yapan elektronik koltuklar üretmeye başladık. Firmanın öncelikli hedefleri arasında mağaza sayılarını artırmak geliyor. Şu anda yaklaşık 13 tane olan perakende mağazalarımızın sayısını 20 adede çıkarmayı hedefledik. Nihai hedefimiz 40 tane perakende mağaza açmak. Dolayısıyla sahada bunu yaparken kendi içimizde üretim kapasitemizi artırmak için üretim ve Ar-Ge üzerine bazı yatırımlar planladık. 2012 yılındaki durgunluktan dolayı ertelediğimiz bütün yatırımları 2013 yılında yapacağız ve 2013 yılının çok hareketli geçeceğine inanıyoruz.